Evet bayanlar baylar hepiniz hoş geldiniz yeni bir pazartesi akşamında bir Raw şovuna. Evet şovun açılışını gördüğünüz üzere Chad Gable yapıyor. Universe Mode'da ilk defa mı görüyoruz Chad Gable diye düşünüyorum şu an, sanırım ilk defa görmüyoruz. İlk ayda vardı değil mi? İlk ay görmüştük kendisini. Bildiğiniz üzere bir iki haftadır bir Universe Mode videosu görmüyorduk. Yeniden bu show ile beraber Universe Mode'un videoları geri döndü diyelim. Yani gelmemin sebebi çok fazla bir sebebi yoktu aslında. Tamamen bir Universe Mode yapma hevesimi kaybetmiştim ve hevesim yokken sırf yapmak için yapmak istemedim. O yüzden biraz ara verdim ve şimdi yeniden Universe Mode videolarını yapmaya başlıyorum. Bugün güzel olmasını umut ettiğimiz bir show'la beraberiz. Evet, karşısında da Austin Theory var. Taze Man in the Bank sahibi gerçek hayatta. Universe Mode'da ise daha henüz bunları gerçekleştiremedi. Pek bir başarı gösteremedi Austin Theory. Tarihin en genç Dünya İstediği şampiyonuydu. Tarihin en genç Man in the Bank sahibi oldu ve büyük ihtimal tarihin en genç dünya şampiyonu olacak Austin Theory. Vince McMahon'ın yeni bir numaralı adamı. Bakalım ne yapacak. Austin Theory'yi ben seviyorum lakin keşke Man in the Bank olmasaydı. Bakalım. Ancak dediğim gibi Universe Mode'da daha çok bir şey gösteremedi bize. Ve Chad Gable Austin Theory maçımızda başladı. Gable aldı. Double leg underhook. Drop bir şeyler. Falan öyle şeyler. Evet bakalım. Parçalı da başladı her şey. Güzel. Hoş gidiyordur. Umarım herkes için. Gable. Önlükler. Tekmeler. Bir şeyler. Aslında yani bıraktığımız nokta çok iyi olmadı çünkü SummerSlam hazırlanıyoruz ve orada bir ara verme koşu olmadı. Ancak SummerSlam böyle tam yazın ortasına falan denk getirmiş olacağız. SummerSlam'a kadar bundan sonra demeydi yoksa bunlar birlikte mi? Ya bundan sonra ya da bunlar birlikte 3 burada yani 3 hafta daha geçecek. Temmuz'un sonunda ya da Ağustos'un başında olacak SummerSlam. Güzel bir maç kart hazırlayıp uzun soluklu güzel keyifli bir maç kart çıkarmak istiyorum. Size güzel bir show yapalım beraber. SummerSlam WWE'nin en önemli ikinci show benim gözümde. Bu yüzden de güzel bir show olsun istiyorum SummerSlam'a. Austin Theory güzel bir Spring Stars Press Splash bir şeyler. Theory bir tekme bir yumruk. Evet güzel. İkisi de şu anda signature'larına yakın konumdalar. Tuşa gitti Austin Theory. Maçtaki ilk tuş. İki de attı Chad Gable. Austin Theory köşede ayağa kalkmasını istedi Chad Gable'dan. Austin güzel bir dropkick ile uçtu. Kaldırdı şimdi Chad Gable'ı. Yumruğunu attı. Aldı. Electric Chair. German Suplex. Gayet güzel. Bir de diz vurdu. Çok güzel bir tekme Chad Gable'dan. Austin Theory köşeye gönderdi Chad Gable'ı. Kendisi de geldi. Clothesline'ını vurdu. İplerden geldi. Döndü. Çok güzel de bir neckbreaker. Tuşa gitti. Finisher'a sahip şu anda. 2 de kick out. Austin Theory açılış maçını çok hızlı bir şekilde yapacak mı? Onu göreceğiz. Birazdan vurdu tekmeyi. Aldı. Vurdu. Ve sanırım hızlı bitirdi açılış maçını. Rope break de yok. 2, 3. Çok çok kısa, çok çok hızlı bir açılış maçı. Austin Theory gayet rahat bir galibiyet aldı Chad Gable karşısında. İşte kutlamaları
Chad Gable çok mutsuz maçı kaybettiği için, bildiğiniz klasik ara sahne. Tamam, ilk maçımızı çok hızlı şekilde atlattık. Geride daha 4 tane maçımız var, merak etmeyin. Güzel şeyler göreceğimize inancım tam. Buyurun devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Raw'da ikinci maçtayız ve Natalya ile açıyoruz bu maçı. Bir Triple Threat kadınlar aksiyonu izleyeceğiz bu maçta. Şimdi Natalya'yı görüyoruz. Natalya Winners Note'da ilk defa görüyor olmamız lazım. Çünkü sanırım ben Natalya'yı WWE 22'de ilk defa görüyorum. Bakalım neler yapacak. Raw Women's şampiyonumuz biliyorsunuz ki Charlotte Flair dominant bir şekilde devam ediyor. Bakalım bu kişi, bu isimlerde şimdi göreceklerimiz. O kemer için elbette burada olacaklar. Bakalım mutlu sona aralarında ulaşabilecek birisi olacak mı? Evet, maçın ikinci ismi ise Bianca Belair. Gördüğünüz gibi o da girişini yapıyor. Onu da ilk defa görüyoruz diye hatırlıyorum. Minosmont'ta yanlışım yoksa. Yeni yeni isimler görüyoruz bu maçta. Biliyorsunuz ki çok fazla zaten kadın maçı görmüyoruz Minosmont'ta doğal olarak. Evet, Rhea Ripley de geliyor bu arada maçın üçüncü ismi. Buyurunuz, onun da anonsu yapılsın. İşte Rhea Ripley. Yani öyle oldu, girişini yaptı. Tribünler Bianca Belair'in tarafında. Ve hakem gongu çaldı, maç başladı. Natalya aldı. Güzel bir powerbomb başlı maçı. Tıklı şimdi. Kırmızılar. Ne oluyor lan? Animasyon hatası mı oldu orada? Bir şeyler oldu. Ripley baskın. Erken Natalya. Bir powerbomb da Rhea Ripley'e yaptı. Batista evde ağlıyor şu anda. Natalya. Tamam abi, anladık. Güzel powerbomb yapıyorsun. Çözdük o işi. Bianca Belair'in üstünden tekme vurdu lan Rhea Ripley. Bianca'ya gitti. Onu da köşeye gönderdi. Üst üste koydu Bianca ile Natalya'yı. Şimdi Bianca'yı yeniden Natalya'ya gönderdi. Yıktı ikisini de yere. Ve şimdi Bianca'yı eziyor. Evet, Natalya aldı bir sefer. First Suplex. Hiç dönmedi. Devam ediyor. Rhea Ripley'e doğru Natalya. Bir de Bianca bir şeyler denedi. Karşılıklı tekme yer. Kavuşturuldu. Güzel neck breaker Bianca'dan. Köşeye de çıktı şimdi. Bekliyor Natalya'nın kalkmasını. Daha aksiyonlu bir şeyler bekliyordum, yalan söyleyeyim Bianca'dan. Kurtardı Bianca Belair kendisini. Şimdi bir suplexle ondan izleyemedik Rhea Ripley. Tekmesini attı, aldı Natalya'yı. Güzel vurdu, kötü vurmadı. Tuşa da gitti. Bianca bozdu. Bianca'ya döndü, indirdi yere. Ve Bianca'yı ringin dışına da gönderdi. Ve evet, bağladı Natalya'yı.
Natalya'yı bağladı. Ancak sanki pes etmez gibi geldi bana Natalya. Evet. İlk denemesi başarısız Real Ripley'in. Bakalım başka bir deneme izleyebilecek miyiz ondan? Evet, şimdi birlikte çalışıyor Natalya ile Bianca Belair. Vurdular Real Ripley'i. Natalya köşeye gönderdi. Bianca'yı, Real Ripley'i de oraya gönderdi. Az önce yaşadığını birlikte yaşatacak. Güzel bir omuz darbesi, ikisini de yükleyerek. Şimdi Bianca ile baş başa ringin içinde. Bağladı Bianca'yı. Ancak şu an sanki yani signature finisher varken Rhea'nın dışarıda olduğu tüm vakti böyle harcamış oldu. İlginç bir tercih. İlginç bir tercih. Evet, bu yumruklar, tekmeler. Natalya geldi arkasından aldı. Şimdi yeniden bir işbirliği izleyeceğiz. Rhea Ripley'e karşı. Natalya Bianca'yı da yıktı hemen yere. Bir tekme sırtına. Ve evet, yatırdı Rhea Ripley'i. Sharpshooter'ı da bağladı. Rhea Ripley all pass edecek mi? Az önce o Natalya'yı ittiremedi. Evet, hayır. Bianca Belair kalkmayı başardı. Evet, duşa gidiyor Natalya ancak Bianca yani orada eğer öyle dikip izlemezse zor bir tuş. Güzel bir clothesline. Gayet güzel bir clothesline. Çekti şimdi Bianca Belair'ı. Duş mu izleyeceğiz? Hayır. Ayağına dolandı ama bağlayamadı. Ama bağlayamadı. Maçın kırılma anı yaşanmış olabilir. Bianca Belair aldı. Yaptı signature'ını da. Döndü. Oh, Rhea Ripley uçurdu. Güzel uçurdu Bianca Belair'a. Üst üste yumruklar kafasına. Rhea Ripley. Çok rahat. Çok profesyonel. Duşa gitti. Bir ve kick out. Tekmeler gövdesine Natalya'nın. Ezmeye de devam ediyor. Bir tekme daha. Bacağına da bir tekme attı. Şimdi Bianca geldi ringin içerisine. Yıkma çabasında Rhea Ripley şimdi başardı. Köşeye de gitti. Natalya ayaklandı şimdi. İndirdi Bianca Belair'ı. Ezdi de. Güzel de ezdi. Rhea Ripley gülüyordu. O gülüşü bozdu Natalya. Ancak çok uzun sürmedi. Evet, Bianca Belair finisher'ı için aldı. Vurdu da. Natalya hemen başucunda tuşa gitti. Natalya başucunda tuşa gitti. Bianca ringin dışına doğru gönderdi Natalya'yı. Ve Rhea Ripley ayaklandı. Oha, o nasıl bir German Natalya. Bu çok pis uçurdu Bianca Belair'ı. Köşeye de gitti Natalya. Çok da güzel uçtu body splash'le. Finch'in de sahibi oldu ancak duşa gitmeyi tercih etti. Ve kazandı. Evet. Finisher'sız, signature'sız maç sonlarını neden izlemeyelim ki dostlar? İzleriz gayet bak izleriz. Neyse, bir şey demiyorum. Tebrik ediyorum Natalya'yı. Ve üçüncü maçımıza doğru geçiyorum. Natalya'yı SummerSlam'de Raw Women's kemeri için izleyeceğiz efendim. Tek başına mı olur yoksa bir Triple Threat'in ya da Fatal 4-Way'in parçası mı olur? Bunu bize zaman gösterecek ancak Natalya o maçın içerisinde olacak çünkü gayet
önemli bir galibiyet aldı. Önemli iki isme karşı zor bir mücadele verdi. Tebrik ediyorum kendisine ve buyurun devam edelim diyorum. Evet, yine bir Triple Threat maçıyla devam ediyoruz. Ve maçın açılışını gördüğünüz üzere Tommaso Ciampa yapıyor. Bay başarısız Man in the Bank geliyor. Şu ana kadar Junior Spot'ta herhangi birinin elde ettiği en büyük şansa sahipti Man in the Bank çantasıyla. Ancak yararlanamadı. Bobby Lashley Rey Mysterio rekabetinde arada kaynadı gitti Tommaso Ciampa. Ve şu an kendisine yeni bir hikaye yazmak için, yeni bir şans bulmak için bugün bu maça çıkıyor. Bu maçı kazanmak ona çok büyük artılar kazandırabilir. Ancak kazanmak da bir o kadar zor bu maçta, emin olun efendim. Maçın ikinci ismi yine Universe Mode'da çokça gördüğümüz, yeni bir şans arayan, yükselişini kaybeden bir adam. Pitlan, biliyorsunuz bir ara çok fazla görüyorduk Pitlan'ı. Özellikle Dumizla rekabetleri Universe Mode'da çok büyük bir zevk katmıştı. Bakalım yeni bir yükseliş yakalayabilecek bir maçı kazanıp o da bu maçı kazanmayı en çok isteyen isimlerden birisi. Ancak bu ikisinin karşısındaki üçüncü isim ise kazanması en zor olan isimlerden birisi Universe Mode'da. Ruh'un 2 numaralı şampiyonu var karşılarında. İşte karşınızda Malakai Black. Elinde Intercontinental kemeriyle girişini gerçekleştiriyor. Onunla girişini geçiyorum, fazlasıyla gördük. Bakalım gayet iyi gidiyor Malakai Black. Böyle devam edebilecek mi? Tommaso Ciampa, Pete Dunne ve Malakai. Hazır hepsi. Junior Smooth için 3 önemli isim. Bu maçı da işte kim kazanacak göreceğiz birazdan. Bir kafayla başladı Pete Dunne. Aldı şampiyonu. Ona da bir suplex izleyeceğiz sanırım. Hayır, hiçbir şey izlemedik. Malakai kurtardı kendisini. Üzerine bir de Jorman yapıştırdı Pete Dunne'a. Çok güzel çekme abi. Harika bir hareket bu ya. Bayılıyorum Malakai bu hareketine. Bir dropkick denedi. Olmadı. Tommaso şimdi Aleister Black'e yöneldi. Biliyorsunuz Malakai herhalde Aleister'le diyorum ya. O çok fark etmiyor. Az alışkanlığı ama. Olduğu kadar devam ediyorum lan. Tekmesinden ikisi de kaçmaya çalışıyor. Güzel bir anda. Tommaso'yu çok güzel araya aldılar. Bir de döndüler adamın üzerine. Yazık lan. Malakai maçı iyi başladı. Dominant bir şekilde başladı şampiyon. Çok güzel Enziguri. Harika Enziguri, ancak Malakai bozdu Pitta'nın havasını. Götürdü ve Tommaso'yla bir işbirliği, güzel bir neckbreaker. Tommaso'yu da aldı şimdi. Of, harika brainbuster. Köşeye de gitti. Güzel de uçtu. Malakai aldı gidiyor abi. Aldı gidiyor Malakai. Bağları da Pitlan'da engel olmaya çalışıyor. Ancak 2 saattir olamadı. Evet, Malakai bağladı Pitlan Sinçer'ıyla. Rope break. Bir tekme, bir tane daha gelecekti. Gelmedi. Tommaso izin vermedi. O ama bir tekme engelledi.
Bir tane koluna tekme. Döndürdü önünü. Aldı. İplere gönderdi falan. Koluna da bir darbe. İhsan iyi bir tekmeyle kurtardı kendisini. Çok güzel bir tekmeyle devam etti. Güzel de bir stamp. Kaldırdı şimdi Malakai'yi. O tekmeyi ıskaladı. Bu seferkini ıskalamadı. Bıraktı. Gayet güzel. Rakibi kalkmadan devam ettirmeye çalıştı. Ancak Tommaso Ciampa'nın ayaklandığını görüyorum. Evet. Kötü zamanlama. İzin vermedi Pitana. Tommaso bir tekme savuruyordu. O tekmenin sonu da çok hayırlı olmayacak gibiydi ancak. İzin vermedi Pitana. Şu an rüzgarı arkasına aldı gidiyor. İkinci iplere de çıktı. Tommaso kesti o rüzgara. Koluna bir darbe. Malakai çok savunmasız o bölgede. Çok savunmasız. Ringin dışına gönderildi. Şimdi Pitana döndü. İndirdi yere Pitana'ı. Tehlikeden kurtardı kendisini. Malakai şimdi ringin içinde. Tommaso ringin dışında. Pitana çok büyük bir tehlikedeydi ancak harika yönetti o tehlikeyi. Bir de şarpıştır mı olacak? Yok. Fiji Furlock bağladı. Tommaso ağır ağır geldi ringin içine. Gelmedi bile. Yerde durdu. Malakai çok iyi başlamıştı. Şu an çok kötü gidiyor onun için işler. Bir tekme. Bir tane daha gelecekti. Geldik mi Pitana? Güzel bir powerbomb. Tuşa da gitti. 2 kick out. Tommaso mal mal etrafta dolaşıyor. Allah'ım yarabbim. Tekme. Tommaso Ciampa aldı. Tuşa da gitti. 1, 2. Hayır kick out. Güzelce vurdu yere. Tommaso da devam ettiriyor. Pitana ayaklandı şimdi. Monkey flip'miş. Cold Breaker gelecek sandım. Bu arada Malakai kendini ringin içine attı. Çok tehlikeli bir anda yaptı bunu. Çok tehlikeli bir anda yaptı. Ringin içine bir powerbomb izledik. Tommaso ne yapacak? Kaldırdı rakibini. Kaldırdı. Tabii ki finisher'ını yapacak. Maç bitebilir şu anda. 1, 2, 3. Malakai yetişemedi. Tommaso Ciampa. Beklediği, ihtiyacı olan galibiyeti aldı Tommaso. İhtiyacı olan galibiyeti aldı Tommaso Ciampa. Tebrik ediyorum kendisini. Bakalım bu galibiyet onu nerelere götürebilecek. Bakalım nerelere götürecek. Tebrik ediyorum kendisini. Aleister Black, Malakai Black ne dersiniz? Önemli bir mağlubiyet olduğunu yalan söyleyeyim. Tommaso Ciampa'yı karşısında bile görebilir ne diyeyim. Ama şu an için tebrik ediyorum. Ve yüksek müsaadenizle main event önceki son maçımıza 4. maça geçiyorum. Ve işte 4. maçtayız main event önceki maçta. Bir klasik olarak Brock Lesnar'ı görüyoruz. Her hafta buraya geliyor. Her hafta birbirinden farklı ve önemli rakiplerini resmen yok ediyor. Bakalım bu hafta ne yapacak Brock Lesnar? Yine beresini takıp gelmiş. Biliyorsunuz ki Brock Lesnar'ın en tehlikeli hali kafasında berenin olduğu halidir. The Beast işte girişini yapıyor. İşte Lesnar. Karşısında
İşte Big E. Bakalım. Brock Lesnar'ı yenmeyi başarabilir mi Big Langston? Göreceğiz efendim, göreceğiz, göreceğiz neler yapabilecek Big Langston, göreceğiz. Ancak karşısında şu an şüphesiz ki WWE'nin en tehlikeli 3 adamından birisi var. En son biliyorsunuz hani Batista'yı da yedi, herkes yedi, Kane'i yedi. Brock Lesnar. Şu an Universe Mode'da halen birebir maçlarda namalup Brock Lesnar. Öyle de gidecek gibi görünüyor şu an şu maçın başlangıcına bakarsak. Çok sert bir adam yani gerçekten Brock Lesnar. Yani tehlikeli olmasını şimdi WWE'nin çıkaran en sert adamı. Tabi en önemli geçmiş olması da önemli de burada. Koluna sardı bir gün. Peki. Maçtaki ilk hamlesini yapacaktı. Onu da yapamadı. Ve German Suplex'i yedi. Abi kola devam ediyor. Kimura Laka dikkat Big abi. Benden sana ufak bir uyarı. Lesnar. Suplex'i tezahüratlarını izliyoruz şu dakikalarda. Çok uzak değil sanki oralar. Lesnar da onların istediği suplex olmasa da başka bir suplex'e cevap verdi tribünlere. Bir de kill'de aldı Big Langston'ı. Şu an halen daha Big E hiçbir yumruk atamadı Brock Lesnar'a. Ölürüz. Evet, sonunda Lesnar fiziksel bir zarar gördü. Big E bu sefer kill'de aldı Lesnar'a. Bir yumruk, diğeri gelmedi, diz yedi Lesnar. Suplex'imi izleyeceğiz. Ooo, gövde gösterisi yapıyor Big Langston. Ayağını kaydırdı Brock Lesnar. Kaldırdı şimdi ayağı. Ooo, işler ilginçleşiyor. Önemli reversal Big Langston'dan. Suplex'i izleyecektik ancak izleyemedik. Bizi kendine kurtardı. Bir bell to bell suplex'i de izledik. İplere gitti. Atladı da Lesnar'ın üzerine. Kuşa gitti. Bir. 2 kick out. Bu kadar kolay olmayacağını tahmin etmiştir bir gide. Yumruklar geldi Lesnar'a. Lesnar uzunca bir süredir bu arada çok pasif şu an. Ve evet, o pasifliğini bozdu. Bir kez daha kill aldı Biggie'yi. Rakibine zarar vermek için çok çok mantıklı bir yöntem. Üzerinde zaten şöyle bir güçlü olduğunda kurtarmakta zor kendini. Ve Big E aldı omzuna Brock Lesnar'ı. Big E'nin geldi. Maçın sonu olur mu? Brock Lesnar ilk mağlubiyetini alır mı tek maçlarda? İki... Hayır. Kick out. Big E çok yaklaştı. Muazzam büyük bir galibiyete yaklaştı ancak olmadı. Köşeye gitti Big Langston. Çok da güzel uçtu. Tuşa da gitti. Bir.
2. Hayır, kick out. Brock Lesnar çok zor durumda ancak bırakmıyor maçı. Bırakmıyor ve bir tekme attı. Ayağa kalkmasını bildi Brock Lesnar. Lesnar kaldırdı Big E'yi. Fırlattı. Bacağına da bir darbe. Evet, Big E yine kurtardı kendisini. Baskıdan da kurtarıyor. Ama devamını çok getiremedi. Derken Kimura lock'ı bağladı. Kimura'yı bağladı. Big E için yolun sonu mu? Big E için yolun sonu mu? Evet. Biz izleyemedik. Biz buradan göremedik. Ancak Brock Lesnar sıkıştığı anda gizli önemli kozlarından birisini ortaya sürdü. Uyarmıştım daha önce ben Big E'sini. Kimura'ya dikkat et diye. Etmedi. Ve ya kolunu kırdıracaktı ya da maçı kaybedecekti. O maçı kaybetmeyi seçti. Brock Lesnar üst üste bilmem kaçıncı kez bu maçında galibi. Önüne gelen herkesi yok etmeye, mahvetmeye devam ediyor Brock Lesnar. Kendisini tebrik ediyorum ve main event'e doğru geçişi başlatıyorum efendim. İyi seyirler. Ve işte gecenin main event'indeyiz. Main event'in açılışını. Şöyle gördükten sonra verelim. İşte John Moxley yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda Universe'da debutunu yapmıştı. E şimdi de main event'e çıkacak o komutan. Peki. Bakalım neler yapacak John Moxley. İzleyeceğiz, göreceğiz. Ancak kendisi için zor maç çünkü karşısında hali hazırda WWE şampiyonu olan kişi var. İşte karşınızda şampiyonunuz Bobby Lashley. İşte aynen öyle. Maç başlayacak. Main event'te Bobby Lashley vs. John Moxley karşılaşması. Kazanan kim olacak? İzleyeceğiz. Bobby Lashley kendisine yeni bir rakip arıyor. Rey Mysterio ile çok uzun süreler birbirleriyle karşı savaştıktan sonra, yani 2 ay boyunca bunların kapışmalarını izledik. Bakalım yeni rakibi kim olacak şampiyon? Maça iyi başlayan taraf John Moxley demek, gayet normal olur diye düşünüyorum. Bir darbe daha gelmişti bacağı. Sonunda Lashley kendini kurtardı. Klozan gelmedi. Görmüyor, gelmedi. Hiçbir şey gelmiyor şu an. Çok aşırı derecede yavaş gidiyorlar. Güzel bir nokta yapıyor sonunda. Armbar'dan hızlı bir şekilde kurtardı kendisini John Moxley. Ve spear gelecekti sonunda Bobby Lashley'den. O da reverse'lendi. Daha doğrusu hareket izleyemedik şu maçta.
köşeye yöneldi Maxi Bablaşlı'yı. Arkasına geçti. Öldüreceksin lan, o ne öyle? Öldür abiciden insan o hareket. Oo. Lashley de biraz sinirlenmiş sanırım bu harekete. Ama siniri çok uzun sürmedi. Maxi. Ringin içine dönecekler mi diye bakıyorum. Hayır. Lashley ringin dışında olmaktan memnun gibi görünüyor. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Lashley? Ne yapıyorsun? Güzel de bir tekme. 7'de bu arada hakem, 8 oldu. Maç countout'la bitecek gibi hissediyorum. Evet, countout'la bitti. Hem de double countout'la bitti. Ay, ne diyeyim? Yapay zekadan nefretliğimizi belirtelim. Ve sizlere şunu sözünü vereyim. Haftaya pazartesi günü Raw'da bu sefer bu ikili bir Extreme Rules maçla karşılaşacaklar. Hiçbir şekilde rope break'tir, diskalifiye'dir, odur budur, cacurtun olmadığı bir maçta karşı karşıya gelecek John Max'ı ve Bobby Lashley. Bu maçı için kusura bakmayın, ne diyeyim efendim. Çoğu böyle osuruk bir şekilde bitirdik ancak siz hayal gücünüzü canlandırın. Dışarıda birbirlerine öyle bir dalmışlar ki, hani Bobby Lashley mal mal bakmamış, çok dalmışlar birbirlerine. İkisi de içeriye girememiş, çarçurt bir şeyler. Hayal gücümüzü kullanmak önemli diyorsunuz ki Universe Mode'da. Şimdilik bu bölümü izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoya da atarak destek olabilirsiniz. Yeni videolar için kanala abone olabilir, eski videolar için kanala bakabilirsiniz. Ne diyeyim efendim, esen kalın.